İMA başından faydalanma iki aşamada olmaktadır. Birinci aşaması yapı kayıt belgesinin, YKB dediğimiz yapı kayıt belgesinin alınmasıdır. Yapı kayıt belgesinin alınması için E-Devlet şifresiyle internet üzerinden Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın sitesine girip oradan yapılabilmektedir. Bilinçli yapmak gerekir. Bu çünkü gerekli veriler düzgün girilmediği takdirde insanların bu hakkı yanmaktadır ya da tekrar düzeltme, Çevre Bakanlığı'ndan bunun düzeltilmesi gerekmektedir. Bilinçli firmalar, avukatlık büroları yahut da mimarlık büroları, yapı denetim firmaları gibi bu işte uğraşan kişilerden yardım alınmalıdır. Bir vatandaş tek başına girmeye kalktığı zaman oradaki soruları, yönlendirmeleri tam yapamamaktadır. Eksik veri girmektedir. Bu da belgesinin yanmasına ya da tekrar düzeltilmesi gerekmektedir. Katılım hükümetinde oy birliği gerekmektedir. Vatandaşların bir tanesinin katılmaması durumunda, şu andaki kanuna göre, yeni çıkan imar kanununa göre, vatandaşlardan bir tanesinin kabul etmemesi veya da karşı çıkması durumunda bu alınamamaktadır. Bu durumda da çeşitli hukuki yollar denenmesi gerekir. Kat mülkiyetinde zaman sınırlaması yoktur. Yapı kayıt belgesi aşamasında bir zaman sınırlaması vardır. Bu zaman sınırlaması 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvurulması gerekmektedir şu andaki şeye göre. Ama bunun bu kanunun değişeceği, zaman sınırlamasının biraz daha genişleyeceği söylenmektedir. Ödeme tarihi 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilir. Yapı kayıt belgesi E-Devlet üzerinden şifreyle, yani vatandaşın şifresiyle girilebilen bir durumdur. Burada şirketler de söz konusu. Şirketler başvuru yapmak istediği zaman şirket müdürünün ya da şirket yetkilisinin TC'sinden girilerek bu işlem yapılabilmektedir. Kat mülkiyeti aşamasında oy birliği gerekmektedir. Bütün kat maliklerinin hepsinin beraber hareket etmesi gerekir. Burada önce mimari proje, bina yeni yapıldıysa bu projelendiriliyor zaten. Eskiden yapıldıysa ve kaçak bir şey varsa burada sadece kaçak kısımlar projelendirilecek. Diyelim ki iskansız bina, bütün binanın önce iskan alıp, yapı kayıt belgesi alıp sonra da kat mülkiyetine geçmesi için oy birliğiyle bütün paranın ödenmesi gerekmektedir. Ama bunda zaman sınırlaması yok. İstediği zaman kat mülkiyetine geçilebilir. Bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra kat mülkiyetine geçilebilir. Kat mülkiyeti olayında yönetim planı önce projelendirilecek, sonra zemin etüdü yapılacak. Harita mühendisliği tarafından, LİKAP yani lisanslı kadastro mühendislik büroları tarafından zemin etüdü yapılacak. Bir de yönetim planı oluşturulacak. Bu üçüyle beraber tapu müdürlüğüne gidilip tapu alınacak. Taşkınlık durumları varsa karşı tarafla davalar söz konusu. Terk durumları varsa örneğin yola terk gibi, okul alanına taşmışsa okul alanına terk gibi durumlar varsa bu terkler yapıldıktan sonra tapuya başvurulacak. O zaman gerçekleştirilecek tapu. Yani bireysel tapular, daire tapuları.